Evet, Reyhanlı olayları hala daha tartışılıyor. Tartışma bir yandan devam ederken bölgedeki tepki de hızla yükseliyor. Hemen hemen her gün bir eyleme ve bu anlamda oluşan tepkinin açığa çıkmasına şahit oluyoruz. Bütün bu gelişmeler yaşanırken AKP-PKK görüşmeleri süreciyle birlikte yaşanan gelişmelerden biriydi. Seçildiği dönemden beri AKP iktidarına, Erdoğan'a randevu vermeyen Obama, AKP-PKK görüşmeleri başladığı süreç sonrasında, özellikle Nevruz'dan sonra randevu vermişti ve geçtiğimiz günlerde Obama-Erdoğan görüşmesi başkentte gerçekleşti. Bu görüşme öncesinde de Reyhanlı saldırısı çok dikkat çekti. Geniş bir strateji ihtiyaç var. Amerika'da da neler konuşuldu ve bu görüşmenin perde arkasına ilişkin olarak bölgeyi etkileyecek yeni süreçte neler olabilir de yanıt aranıyor. Çok deneyimli bir isim Sayın Haldun Solmaztürk, emekli Tuğgeneral ve stratejist, Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Solmaztürk, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sayın Solmaztürk, özellikle Reyhanlı saldırıları sonrasında gerçekleşen ABD ziyareti dikkat çekiyor. İki tane kritik nokta var sanıyoruz bu konuda. İsterseniz oradan başlayarak Amerika görüşmelerine geçiş yapalım. Birincisi, Obama iktidarı geçtiğimiz yılın sonlarında göreve geldi, dışişleri ve benzeri bütün operasyonel anlamda yetkili olan görevlerinde değişiklik gerçekleşti. Ve bunun sonrasında uzun süre Tayyip Erdoğan'a randevu vermediği tartışmaları vardı. Ne zaman ki AKP-PKK görüşmeleri hız kazandı ve özellikle Nevruz'un gerçekleşmesi sonrasında bu randevu verildi. Ve bunun sonrasında da Reyhanlı olaylarının gerçekleşmesiyle birlikte Erdoğan'ın Amerika ziyareti gerçekleşti. Buna nasıl bakmak lazım efendim? Reyhanlı olaylarının gerçekleşmesiyle birlikte Erdoğan'ın Amerika ziyareti gerçekleşti. Buna nasıl bakmak lazım efendim? Evet. Tabii birçok şekilde bakılabilir. Ancak ben bu tür konulara bakarken kimin kafasında ne var? Yani ne bekliyor? Ne bekliyor olabilir diye bakmayı tercih ederim. Bu sağlam bir değerlendirme zemini sağlar. Önce şu iki hususu akılda tutmak lazım. Buyurun efendim. Türkiye gibi ülkelerde dış politika, dış siyaset iç siyasete endekslidir. Yani bizim şimdi elimizde olan bu Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretine bağlarsak bu konuyu, Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidiyorsa Amerika'dan beklentisi Türk iç siyasetine bağlı, ona endeksli, onunla ilintili şeylerdir öncelikli olarak. Amerika Birleşik Devletleri gibi devletlerin de dış siyasetleri milli menfaatlerinin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Yani partiler üstüdür. Dolayısıyla bu açıdan da bakarsak, yani masanın öbür tarafına geçersek, acaba Amerika Birleşik Devletleri veya Obama yönetimi Tayyip Erdoğan'ı bu kadar beklettikten sonra şimdi davet etti, işte gitti, görüştü. Acaba ne bekliyor, beklentisi nedir hükümetten, yani bu AKP hükümetinden diye bakmak gerekir. Şimdi böyle bakıldığında tabii o zaman AKP ve Tayyip Erdoğan ne istiyor? Şimdi burada çok açık olarak şunu görüyoruz. Bunu tabii ilk defa şimdi görmüyoruz. Yani hep süre geldik ama artık çok net ortaya çıktı. Bir mutlak iktidar arayışı var. Mutlak iktidar. Şimdi bir bu mutlak iktidar tabii o noktaya çok gelindi. Ya Tayyip Erdoğan ve etrafındaki ekip olacak ya da Fethullah Gülen, ve öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı'na da desteği var. Cumhurbaşkanı Gül ve etrafındaki bir ekip olacak. Bu yurt içinde de böyle görülüyor. Ne yazık ki medya üzerindeki baskı ve sindirme nedeniyle dillendirilemiyor ama yurt dışında çok açık bir şekilde bunlar tartışılıyor. Şimdi bizim burada gördüğümüzde Amerika'nın görmemesi mümkün değil. Onlar da görüyorlar. Şimdi bu iktidar kavgası bir devam ederken bir kült yaratılmaya çalışılıyor. Yani bir kişi kültü. Mesela bir Erdoğan kültü, bir Gülen kültü zaten yaratılmıştı. Bir Gül kültü henüz ortada yok ama belki ileride olabilir. Dolayısıyla esas olarak iki kült çarpışıyor. Şimdi
halk arasında söylendiği şeyle, amiyane tabirle Tarzan zorda derler. Tarzan zorda. Şimdi Tarzan zorda. Şimdi Tarzan'a yardım nereden gelecek? Mücadele ettiği taraftan gelmeyeceğine göre ta 95'ten 96'dan beri kendisinin sırtını sıvazlayan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Peki bu gelebilir mi? Yani böyle bir destek gelebilir mi? Şimdi işte o zaman tekrar masanın öbür tarafına geçip bakıyoruz. Amerika gözüyle bakıyoruz. Tabii gelebilir. Niye gelebilir? Çünkü bölgede gerek Irak'taki gelişmeler, gerek Suriye'deki gelişmeler o kadar kritik ve hassas bir yere geldi ki burada Tarzan sıkışırken okyanusun ötesindeki Amerikan Tarzan'ı da sıkıştı. Dolayısıyla iki Tarzan sıkıştığında acaba nasıl birbirimizi destekleriz arayışı içinde? Şimdi bu işte Kuzey Irak işte açılımın bir büyük Kürdistan'la bağlantılı olduğu çok açık, o da açık gözüküyor. Ha bu hemen yarın olacak bir şey mi? Hayır değil ama taşlar diziliyor. Yani oraya giden taşlar diziliyor. Şimdi bunun sonunda ne olacak? İsrail gibi bölgedeki hiçbir devletle iyi ilişkiler içinde olmayan bir Kürdistan oluşacak. Ha sonra ne olacak? Irak küçülecek. Suriye'nin ne olacağını kimse bilmiyor ama büyük ihtimalle eğer Somali gibi böyle kontrol edilemez bir hale gelmeyecekse orada da bir bölünme olacak. Belki orada da bir federal sisteme gidecek. Dolayısıyla bu kadar kritik gelişmeler olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal menfaatleriyle AKP hükümeti ve bu hükümetin başındaki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kişisel beklentileri, yani bir başkanlık sistemi içinde bir kişi kültüne dayalı bir tek parti, tek insan yönetimi üst üste geldi. Dolayısıyla tekrar sorunuza dönersek, en baştaki sorunuza, Erdoğan'ın beklentisi kendi iç siyasetteki bu projesine Amerika'nın desteği, bu desteği daha somutlaştıracak şekilde gerek ülke içinde siyasi rant, gerek bölgede siyasi rant sağlayacak bir şekilde bir Suriye Fatihi, Suriye'deki krizi çözen insan imajı yaratılması, ki bu kişi kültürünü destekleyecektir, buydu. Bu açıdan sonuç alındı mı? Alındığını sanıyorum. Yani şu anlamda alındığını sanıyorum. Erdoğan bu anlamda ABD'ye biat etti. Tamam, ne derseniz yapacağım dedi. Öyle görünüyor. Amerika da Erdoğan'ın ne derse yapacağını garanti altına aldı. Şimdi bundan sonra top Amerika tarafındadır. Kısa zamanda sanıyorum Rusya'yı da bir şekilde razı ederek bir oyun planı oluşturulacak ve Suriye'ye bir şekilde müdahalenin yolu bulunacak. Bu bir şekilde de iki yöntemlidir. Ya muhalefet güçlü bir şekilde silahlandırılacaktır ya da yani o şekilde ya da bir şekilde Rusya ve Çin razı edilerek ama ağırlıklı olarak Rusya razı edilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar geçirilecek ve bir buffer zone, bir ara bölge, bir tampon bölge oluşturulması için Amerika devreye girecektir. Şimdi bir üçüncü ayak var ki o da Türk iç siyasetine bağlıdır. O da Fethullah Gülen'e yapılan ziyarettir. Bu bence ilk konuştuğumuz ikisinden daha önemlidir. Yani iç siyaset ve Türkiye'nin geleceği açısından. Bazı aklı evveller biz bunu uyardığımız zaman yıllar önce hep uyara geldiğimiz gibi bakın Türkiye nereye gidiyor? Yani cemaatler ve tarikatların koalisyonu içinde yönetiliyor. Bir aşamada bu cemaat ve tarikatlar da birbirine düşecekler ve Türkiye'nin geleceği hangi cemaatin, hangi tarikatın daha güçlü olduğuna bağlı olacaktır. Bu acı verici bir durumdur diye uyardığımızda bak bazı aklı evveler efendim hezeyan içindesiniz, hezeyan içindesiniz diyorlardı. Şimdi inşallah bizi dinliyorlardır. Buyurunuz efendim. Sorularınızı bekliyorum. Evet, çok kritik bir nokta. Onunla ilgili bir iki sorum daha olacak ama özellikle Obama-Erdoğan görüşmesi öncesinde gerçekleşen Reyhanlı saldırısını değerlendirdiğiniz fotoğraf içinde nasıl görmemiz lazım efendim? Şimdi bakınız, tabii ki elimizde bir delil yok. Ama yani ipuçlarına bakalım. Yani nerede ne var? Hani bizim biraz da tabii bizim meslekte hani düşmanla karşı karşıyasınız. İstihbarata dayalıdır harekat, operasyonlar. Tabii düşman hiçbir zaman size hani böyle bir internet üzerinden işte benim konumum, kuruluşum,
işte komutanlarımın kafasından geçen öyle bir şey olma. Onun için o bizim kendi mesleki çalışmamızın hani askeri bilimin bir parçasıdır. İpuçlarına bakarak sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın Reyhanlı'da saldırı meydana geldi. Bir kere bu saldırının çok güzel planlandığı, organize olduğu, sistematik olduğu, zamanlamasının, şeklinin, yerinin çok özel olarak belirlendi. Çok net olarak ortada. Çok net ortada. Şimdi bunun arkasından Türkiye içinde ve dünyada bir infial yaratılacağı da belliydi, doğacağı belliydi. Amaç buydu ki bu da yaratıldı. Şimdi dışarıda ne yaratılıyor? Yani dünyada, kamuoyunda ne? Yani Türkiye bugüne kadar bakın ne kadar kendisini tuttu, etti, hani itidalli davrandı. Ama bakın yani bu bile oldu. Yani daha ne yapsın Türkiye? Artık daha fazla ne kadar Türkiye tutabiliriz havası yaratmak. Bu dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik. İki, içeride de hani ya bir dakika, burada bir iç savaş var. Bizi ne ilgilendirir? Bizim ne işimiz var? Bu bataklığa niye girelim diyen insanlar var tabii. Aklı başında bir çoğunluk var. Makul bir çoğunluk var ülkede. AKP'lilerin bir kısmı da buna dahildir. Zamanında Özal'ın bizi Irak batağına sokmaya çalıştığı gibi bu hükümetinde Suriye'ye sokmaya çalıştığı çok açık. Ha şimdi bu makul çoğunluğa da, ülke içindeki, Türkiye'deki makul çoğunluğa da işte görüyorsunuz bakın, yani daha ne kadar bekleyelim? Hani biraz daha efendim hareketsiz kalırsak, girmezsek, aktif olarak bir tavır almazsak bakın ne hale geleceğiz. Bu mesajları vermek. Şimdi tabii hükümet burada nerede duruyor? Bunu kim yaptı, etti? Buna baktığınız zaman da tabii diğer bir ipucu önünüze geliyor. Bakın da saldırının ertesi günü bakanlar sıra sıra televizyon kameralarının önüne dizildiler ve hemen hükümlerini verdiler. Efendim işte şöyle şöyle bir örgüt yapmıştır. İşte bir sol örgüt. Bu sol örgüt de Esad rejimiyle ilintili, bağlantılı bir örgüttür. Dolayısıyla Esad rejimi tukakadır. Sol örgütler tukakadır. Dolayısıyla ya bir dakika, ne işimiz var burada? Tamam, Esad da sütten çıkmış kaşık değil ama yani bu muhalefetin de ne olduğu belli değil. Biz buradan uzak duralım, kendi sınırlarımızı koruyalım diyen insanlar da hep beraber tukak oldu. Şimdi şunu sormak lazım oraya çıkan, konuşan bakanlara. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Daha 24 saat geçmeden bu kadar kesin nasıl konuşabiliyorsunuz? Bir, iki, siz siyasetçisiniz ve yürütmesiniz. Böyle bir eylem varsa bunun soruşturmasını yargı yapar. Polis, yargının emrinde bunu yapar. Adli polisimiz yok. O da ayrı bir içler acısı bir hikayedir. Bir kepazeliktir. İçişleri Bakanlığı'nın emrindeki polisle yargı bu işi ne kadar bağımsız yapar, o ayrı bir konu. Konumuz değil. Ama neticede bunu yargı yapacak. Suçluyu bulacak, çıkartacak. Siz kusura bakmayın. Reçel kavanozları gibi bu televizyon kameralarının karşısına geçip 24 saat geçmeden hükmünüzü verdikten sonra hangi yargı, hangi savcı, hangi polis sizin söylediğinizin aksi bir soruşturma sonucuna ulaşabilir? İşte bakın, yargı işte böyle baskı altına alınır. Yargı işte böyle engellenir. Yargı üzerinde böyle siyasi baskı kurulur. Utanmadan, sıkılmadan 24 saat hükümet. Sussanız da bekleseniz orada. Bir de tabii üçüncü soru şu, o sayın bakanlara ve başbakana. Her şeyi bu kadar iyi biliyordunuz. Peki o zaman niye bu saldırılar önleyecek tedbir almadınız? Yani oradaki bir garip ilçe emniyet midir bunun suçlusu, kabahatlisi? O mudur? Bakın buna çocuklar bile güler. Bütün dünya gülüyor size. Ha şimdi bütün bunlara bakıldığında tekrar sorunuza dönersek, bu planlı, sistematik, kasıtlı yapılan bir harekettir. Erdoğan'ın Amerika ziyaret öncesi yapılmış olması doğrudan doğruya kim bundan menfaat sağlıyor, ona bakmak lazım. Kim menfaat sağlıyor? Amerika'nın ve Erdoğan'ın çok istediği bu aktif hareketin öne alınması, bunun zemininin hazırlanması, dünya ve Türkiye kamuoyunun buna hazırlanmasına yöneliktir. Bu anlamda ideal, zamanlaması ve şekli idealdir. Öyleyse bunun arkasında birilerini arayacaksak, Türkiye ve Amerika'nın birlikte Suriye'ye girmesini isteyen kimlerse, kimler olabilirse onları aramak gerekir. Sayın Solmaz Türk, yeniden dış denge esasına dönersek, Tayyip Erdoğan-Obama görüşmesinde Rusya'nın ikna edilmesi ve Erdoğan'ın da ben her şeye varım şeklinde değerlendirdiğiniz süreçte hemen hemen o görüşme sırasında dikkat çeken birkaç ayrıntı da vardı. Rusya S-300 füzelerini Suriye'ye
doğru yola çıkartmak için gemilerin hazırlıklarını tamamladığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Bir yandan Hatay ve özellikle bölge halkının yaşanan olay sonrasında ortaya koyduğu, çok büyük kitlelerle ortaya koyduğu bir tavır vardı. Rusya'nın ikna olması, Türk milletinin ikna olması mümkün mü? Mümkün gözüküyor mu? Ve böyle bir askeri seçeneğin başarı şansı size göre nedir? Şimdi bakınız, burada kimse kimseye ikna etmeye çalışmıyor. Yani Erdoğan hükümetinin ve bu hükümetin ve özellikle de hükümetin başı olan Tayyip Erdoğan temsil ettiği siyasi kültürde ikna etme diye bir kavram yok. Yani böyle bir kaygı yok. Yani kimse kimseye ikna etmeye çalışmıyor. Yani mesela işte sizin haberlerinizin başında geçti Ombudsman. İşte Ombudsman efendim işte yani bir ikinci bir alternatif dili normal kendi resmi internet sitesine koymuş. Şimdi bakın, Ombudsman'ın şahsı, geçmiş üstü, hepsini bir kenara bırakın. Bu nasıl seçildi, bu Ombudsman? Nasıl seçildi? AKP'nin oyuyla seçildi. Basit çoğunlukla. Efendim işte daha geçen salı Tayyip Erdoğan çıkmış grup toplantısında şey veriyor, demokrasi dersi veriyor. Sanki kendisi şeyde filan üniversitede siyaset biliminden mezun olmuş da orada demokrasinin olduğu. Nerede öğrendiniz siz demokrasiyi? Demokrasiyi nerede öğrendiniz? Efendim işte sokaklara inilmeyecekmiş de işte her şey meclise görüşülecek. Meclise bir şey görüşüyor musunuz? Niçin nitelikli çoğunluğu getirmediniz ombudsmanın seçiminde? Niçin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçiminde niçin nitelikli çoğunluğu getirmediniz? Meclisi çalıştırıyor musunuz? Komisyonları çalıştırıyor musunuz? Hangi muhalefet partisi milletvekilinin efendim kanun teklifi veya bir partinin efendim sizin getirdiğiniz bir şey kanun tasarısına destek olmasını beklediniz, ettiniz? Yani şimdi bütün bunlara baktığınızda bu, tekrar diyorum, bu hükümetin temsil ettiği siyasi kültürde ikna etmeye de bir şey yok. Bir şekilde hani diyor ya 2010'da referandumda hap gibi yutturacağız. Bütün dertlerini hap gibi yutturmak. Şimdi Amerika'nın böyle bir ikna kaygı, tabii ki yok. Yani olsaydı birinci Körfez Savaşı'nda olurdu, efendim ikinci Irak Savaşı'nda olurdu, Libya'da olurdu. Açıkça uluslararası hukuka aykırı gayri meşru operasyonlardır bunlar. Uluslararası hukukta gayri meşru, böyle bir kaygı yok. Dolayısıyla bütün bu olanlara bakıp ikna etmek gibi bir şey yapmayalım. Ha, bir kandırma, uyutma var mı? Var. Zaten onu açıklamaya çalıştım. Ellerinden geleni yapacaklardır. Ha, Rusya bu oyuna gelir mi? Gelmez. S-300 meselesini Rusya'nın gündemde tutması, göndereceğini zannetmiyorum Rusya'nın. Yani S-300'leri Suriye'ye sevkeceğini sanmıyorum. Ama buna pozisyon almak deniyor uluslararası ilişkilerde. Pozisyon almakta. Amerika pozisyon oluyor. Türkiye'de ne olup ne bittiğini, Erdoğan hükümetinin Amerika'dan daha çok, daha dünden razı olduğunu Suriye'ye girmek için Rusya çok iyi biliyor, bunu biliyor. O da kendi pozisyonunu alıyor. Bir şekilde benim inancım, bütün Amerika'nın çabasına rağmen, bütün şu andaki AKP hükümetinin, bütün daha dünden razı, canla başla girmeye hazır olmasına rağmen bu bataklığa, Rusya'nın buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Çok çabalayacaklardır ama başarabileceklerini zannetmiyorum. Ben hala uluslararası toplumun baskısıyla bir şekilde bir kontrollü bir geçiş dönemiyle Suriye'deki rejimin değişeceği ve yeni daha kontrollü bir düzene geçileceği kanaatindeyim. Ha, bunu söylerken bir garanti yok. Yani Suriye'deki durum her an kontrolden çıkabilir. Yani onu da göz ardı etmiyorum ama Amerika ile Erdoğan'ın kafasındaki, yani sadece onların işbirliğiyle kotarılacak bir şey değil bu. Esad'ın ortaya koyduğu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün dünya bir anda onu konuşurken işte Şam sokaklarında son derece rahat ve korumasız gezdiğine ilişkin haberler yayınlanıyor. Yani duruşu ve ortaya koyduğu tavrı bir stratejist olarak siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii şeyde bu Irak Savaşı'nda da hatırlarsınız, bir propaganda bakanı vardı. Daha sonra kısa bir süre tutuklandı ama sonra serbest bırakıldı. Hatta böyle hoş, böyle hep güler eder. Yani Amerikalılar buradan gördüler, Bağdat'a iki gün kala bile hala o televizyon karşısında böyle hani çok güvenli bir imaj veriyordu. Tabii Esad'ın tutumunda biraz bunu görmek lazım. Yani bunu inkar etmek mümkün değil.
Yani kendine güvenini sergiliyor, ediyor. Tabii ne kadar rahat dolaşabiliyor orada, tabii onu kestirmek zor. Yani orada olmak lazım. Ama şunu takdir etmemek mümkün değil. İçinde bulunduğu bütün bu çok ağır güçlüğe rağmen, ki orada hani daha iki gün önce İsrail'in yaptıkları belli, Türk hükümetinin tutumu belli. Hani Rusya, Çin'i kenarda bırakın, dünya kamuoyunun tutumu belli, Avrupa dahil. Bütün bunlara rağmen dik durması takdire şayan. Ama tabii ki bunu sadece yani Esad olarak bakmamak lazım. Etrafında geniş bir kitle var. Yani Esad'ın temsil ettiği geniş bir kitle var. Şu görülüyor ki sonuna kadar direnmeye kararlılar. Yani muhalefet silahlandırılsa bile, bir ihtimal olarak o tampon bölge oluşturulsa bile, Esad özellikle Libya deneyimini ve Kaddafi'nin başına ve çocuklarının başına, ailesinin başına gelenleri gördükten sonra ve Libya'nın bugünkü halini gördükten sonra direnmeden pes etmeyecektir. Bunu görüyorum, yani stratejik olarak bu kararlılığı görüyorum. Sayın Solmaz Türk, son olarak tabii kritik bir yılı geride bıraktık. 19 Mayıs'tan 19 Mayıs'a olan dönemi göz önünde bulundurduğumuzda ve anlaşılan o ki yine çok kritik bir yıl önümüzde duruyor. Hatta bugünkü ifadelerle anayasa, cumhurbaşkanlığı, yerel yönetimler seçimleri, yani 3-4 kez bir yıl içinde sanki sandığa gidilecekmiş gibi bir sürecin içindeyiz. Bu anlamda da yaklaşan yaz döneminde biraz genelde herkese rehavet çöker ama çözüm için neler söylemek istersiniz? Son olarak bir iki cümle bunu alacağız. Ardından size veda edeceğiz efendim. Hayır. Şimdi bakınız. 1915 Gelibolu muharebeleri vardı. Hepimiz de işte Çanakkale Savaşları diye geçer. İki dönemdir. Asıl ağırlıklı bir Nisan 1915, bir de Ağustos 1915'tir. İşte İngilizler oradan çıkar, Anzaklar buradan gelir. Güneyden, o Sedülbahir'den de zorlama falan vardır. İngilizlerin işte komutanlarının beceriksizliği, iş bilmezliği nedeniyle oyalanırlar, ederler. Ve bizim takviyeler gelir, yetişir ama bizde de tabii çok yorgunluk var. Yani kuvvet dengesi çok aleyhimize falan. Şimdi ve neticede Atatürk işte Anafartalar grup komutanı olarak atanır. Kendi ister. Bütün kuvvetleri benim emrime verin. Alman komutan der ki çok gelmez mi? Atatürk der ki az bile gelir. Ve bütün kuvvetler emrindedir. O gece, yani 9 Ağustos'u 10 Ağustos'a bağlayan gece Atatürk bir emir yayınlar. Emir de der ki askerler, komutanlar, zabitler, hepiniz yorgunsunuz biliyorum. Ben de yorgunum. Ama bugün dinlenme günü değildir. Eğer biz bugün dinlenirsek, istirahat edersek bunun sonucu bütün bir milletimizin bundan sonra ilahi nihayet sonsuza kadar dinlenme, istirahat etme şansını kaybetmesi, dinlenme imkanını bulamaması gibi ağır bir sonuç verecektir. Dinlenmek, rehavete kapılmak, yaz tatiline çıkmak, yatmak, uyumak, kendimizi düşünmek, yorgunuz, biz ne yapabiliriz diye ümitsizliğe kapılmak zamanı değildir. Çok kritik bir seneye girdik. Yapılacak olan şey doğru gördüklerimizi dilimizin döndüğü kadar çevremizle paylaşmak, halkımızı uyandırmak, halkın bir tek parti yönetimine, tek insan yönetimine, bir kişi kültüne hızla gittiğini, demokrasimizin ve ülkemizin milli varlığının, ulusal varlığımızın, sınırlarımızın ciddi bir tehdit altında olduğunu ve bakın siyasi rejimimizin cemaatler koalisyonunu temsil eden bir başbakanla bir başka cemaati temsil eden bir başka kişi arasındaki pazarlığa endeksli hale geldiğini görmemiz gerekir. Dinlenme zamanı, efendim, istirahat etme, rehavete kapılma zamanı değildir. Tek söyleyeceğim şey budur efendim. Sayın Solmaz Türk, 19 Mayıs sonrasındaki en çarpıcı ve dikkat çekici tespitlerden biriydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız ve değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Çok